sen ne kadar utanmaz, ne kadar avlanmaz. Nasıl bir adammışsın ya? Neden, niye? İnsan sevgilisi çalıştırır mı? Nasıl? İnsan sevgilisi çalıştırır mı? Abi sen ne kadar sığ bir insansın. Nasıl? Sen ne kadar sığ bir insansın. Sığ mı? Sığsın. E çalıştıracaksın ki ülke ekonomisine bir katkısı olsun. Kadın kendi özgürlüğünü eline alacak ki. Bu sen Leyla'yı mı gördün abi? Ben deminden beri ne anlatıyorum sana burada? Evet, Leyla'yı gördüm. Mis gibi işimi elimden aldı. İsmail abine kapının yolunu bile göstermediler. İsmail abi kendi buldu kapının yolunu. Biliyor musun? Ondan haberin var mı? Aa! Abi ben çok üzülüyorum şu anda. Leyla nerede? Leyla, Leyla ne yapıyorsun sen burada? Bir milyoncuda mı çalışmaya başladın? Ah, aşk olsun. Bir milyoncu olur mu hiç? Şu anda bu koca mağazanın satış sorumlusuyla konuşuyoruz. Binlerce kişilik mülakattan geçtim. Çok zorluydu. Kaçlarca kişi? Binlerce kişi mi? Binlerce insan. Bu... Ben İsmail abiyle konuştum. Öyle bir şey demedi ama o. Sen konuştun İsmail abiyle. O işi alamadığı için tabii ayıp oldu ona da. Çok üzüldü. Hayır, alsa ne olacak ki burada? Ne satacak adam ya? Şunu mu satacak? Şu pembiş kurdeleli şeyleri mi satacak? Ne satacak adam burada? Gel vatandaş, gel. Porselende, tabakta, çanakta. Yemin ediyorum sudan ucuz diyorum. Bugün su piyasalarının endekslerinden bakıyorum. Porselenlerin en ucuzu bu dönem bu ne? Kırılmıyor. Atıyorum, vuruyorum. Duvardan vuruyorum, havadan atıyorum. Yok, kırılmıyor. İnanılmaz. Mecnun, benim bu halim ne ya? Ya benim bu halim ne? Beni koydun yerlere bak, beni göklerden çıkardın. Ben senin kafanda bu kadar saçma bir adam mıyım? Yok ya, adam haklı. Vallahi hiç düşünmek bile istemiyorum. Ne satacak adam burada ya? Leyla, bu böyle olmaz. Ben gideceğim Arda'nın babasıyla konuşmaya. Ne konuşacağız? Ne olursa konuşacağım, anlatacağım her şeyi. Nedir bu diyeceğim ya? Yeter artık diyeceğim ben. Borcumuz varsa zamanla ödeyeceğiz işte, paramızı biriktirip diyeceğim. Yani ne sıkıştırıyorsun insanları diyeceğim. Yani biraz param var diye niçin artistik yapıyorsun oğlum diyeceğim. Yani oğlum demem de yaşlı başlı insan. Ya bir lafımı sokacağım yani bir şekilde. Bu ne böyle ya? Mecnun, müşteri geldi. İşe dönmem lazım Mecnun. Leyla, şey getirdim ben, simit getirmiştim sana. Söyle, sevgili simidi. Yedi millet onu mu? Bak babam bizim yüzümüzden işsiz kaldı ve bizim yüzümüzden sokaktalar. Lütfen ya, en azından işimi yapayım. Anlıyorum ben seni. Leyla, sana layık değil ama şu telefonu al. Kalsın bu, ben aramak istediğim zaman buradan bulayım seni, tamam mı? Şey yaparım ben, sen de aramak istediğin zaman şey yap bana. Ödemeli ara, ben seni geri ararım. Konuşuruz o şekilde. Çünkü kontrol yok bunu, biliyor musun? Kontrolde kalmadı ya, hoş, lira yok içinde. O şekilde çözeceğiz onu. Bir şey sorum olacak. Niye o? Ödemeli nasıl yapılıyordu? Ödemeli nasıl mı yapıyordu? Bildiğim her şeyi öğreteceğim bebeğim sana. Hiç yabancılık çekmeyeceksin. Metin amca, çok üzülüyorum ben halinize. Gerçekten. Üzülme Ardacığım, üzülme. Biz çok mutluyuz. Çok. Ya bunları getirirken yanına bir de ekmek getirseydin. Ha yok, aceleyle çıktım, unuttum. Alayım mı? Yok, şimdi üzüm yok. Bir şey soracağım, siz nasıl kalıyorsunuz burada? Çekyatı açıyoruz. Kızımla ben sığışıyoruz oraya. Ben de sabahçı kahvelerinde sabahlıyorum. Anladım. Ya Metin amca, şey diyeceğim, aslında şu inadından vazgeçsen, gelip babamdan özür dilesen, hani Leyla ile Arda'yı vereceğim falan desen, yani senin hayatına sponsor olmaya devam eder. Olmaz öyle şey. Yoksa baban mı gönderdi seni buraya? Yok, hayır. Git o baban olacak adama de ki. Bırak peşimizi, biz böyle mutluyuz. Kızım kimin ne isterse onunla evlenir. Ayrıca o babana da söyle, o baba parasıyla geçinen şımarık oğluna verecek kızım yok benim. Dedi ki buradaki şımarık oğlan ben oluyorum. Demek böyle dedi ha? Öyle dedi vallahi baba. Bak gördün mü ya, beğendin mi yaptın yani? Şimdi adam gurur yaptı, kesin verir yani Leyla'yı Mecnun'a. Öyle bir şey olmayacak, merak etme. Nasıl merak etme baba ya? Nasıl merak etme? Ben hayatımdan bütün kızları çıkarmışım. Tek eşli bir insan olma yolunda bir adım atmışım. İşte, Po'yu falan kovmasaydım keşke ya. Leyla ile Mecnun asla bir araya gelemeyecek.
Şimdi yedek planı uygulamanın zamanıdır. Yedek plan ne? Biri yedek mi dedi? Vay 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 vay. Kolay gelsin Erdal abi. Sağ ol Kamil, sağ ol. Bakıyorum yazı getirmişsin ha. Fırsatları değerlendirmek lazım Kamil. Doğru. Fırsatları değerlendirmek lazım. Fırsatın büyüğü ayağına geldi. Değerlendirecek misin sen şimdi bu fırsatı? Ne fırsatıymış o? Benim yeni çalıştığım şirketin sahipleri buraları hep satın alıyor. Anladın mı? Sana da bir teklif getirecekler. Senin dükkanınla da ilgileniyorlar. Yani yırttın. Anladın? Dört ayak üstüne düşüyorsun Erdal abiciğim. Fırsat bu. Ayağına gelen bu. Ya. Yok oğlum, ben satmam dükkanı ya. Olur mu ya da şey, ekmek teknemiz bizim. Alışveriş merkezi diyorum sana ya. Koskoca market açacaksın altına. Yani senin bu dükkanınla kıyaslanmaz bile. Koskocaman bir marketin olacak ya. Düşünsene. Peki ev ne olacak? Ev mi? Evet. Bu ev mi? Ev falan değil ya. Ya adamlar buraya koskoca büyük bir tane site yapıyorlar. Onun içinden de iki tane ev verecekler sana. Bir tanesinde sen oturursun, ikincisini de kiraya verirsin. Oh, mutlu mesut geçinirsiniz ya. Ne diyorsun? Ciddi misin sen Kamil? Havuzu bile var. Düşünsene, marketten çıkıyorsun, atlıyorsun havuza. Çat iki kulaç, hemen evdesin. Saadete bak. Ya iyi de böyle çabuk mu olurmuş ki böyle şeyler ya? Böyle güzel şeyler bazen çabuk olur Erdal abiciğim. Sen de şimdi çabucak şuraya bir imza at. Hemen şuraya bir imza at. Ondan sonra bu güzellikleri beraber yaşayalım. At bakalım, at. At, 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 at. Hiç. Bak, düşün. İki tane daire, havuz. Ya, koskocaman bir market. Erdal Market. Erdal Market zincirleri. At, 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 at. At. He?